Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte daha önceki videoda kendi rekorumu kırmıştım. Bakalım kendi rekorumu egale edip kırabilecek miyim bu bölümde? Geçen videoda ya 195 yani 120 artı 95 ya da 194 yapmıştık. Bakalım bu videoda kaç rating yapabileceğiz? Hedefimiz tabii ki en yüksek rating yapmak. Videoya başlamadan önce arkadaşlar haftada böyle 1-2 tane falan food draft gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de akşam saat 6.30'da canlı yayın olabilir ama bugün olmayabilir arkadaşlar. Bugün arada verebiliriz yani pazar günü ve bugün belki ara verebiliriz. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın. Yarın yayınlara tam gaz devam edeceğiz. Küp TV'den de takip edin arkadaşlar. Belki yayın gece falan açarım. Gece birlikte oyunlar oynarız. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmadan, hız kesmeden videoyu da beğendiyseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kadroları kurmaya başlıyorum. İlk olarak tabii ki de ya Şampiyonlar Ligi'ne girdim ya Team of the Year'a girdim. İlk olarak açalım bakalım. Yani Şampiyonlar Ligi, Team of the Year gerçi aynı yerdeydi değil mi? Bir dakika bunu bir alayım bakayım abi hangisine girmişiz. Yok abi, Şampiyonlar Ligi Challenge'a girmişim ben. Bir Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız. Sonrasında arkadaşlar Toti'de rekor kırmaya çalışacağız. Toti'de rekor kırmaya oynayacağız. Bakalım rekor kırabilecek miyiz? Bu arada buradan da full elit çıkarsa arkadaşlar güzel kadrolar çıkabiliyor. Tamamı bir elit çıkması lazım ama bakalım bir arkadaşlar. Tamamı elit çıkarsa her şey çok güzel olabilir arkadaşlar. Güzel rekor kırarsak da arkadaşlar bu videoya 2000 beğeni bekliyorum. Haberiniz olsun. Eski rekorumuzu yaparsak veya geçersek. Hadi bakalım Fazio. Yüksek oyunculara devam abi. Kelliğini geldi güzel abi. Bakalım şimdi ne geliyor. 86'lık Çorluka ve son oyuncu da Piatek, Kader Abek pardon. Oha 3 tane stoper çıkmış ilginç bir şekilde. Oyuncuların kimyalarını nasıl arttırabiliriz abi? Bu şekilde böyle kaldı. Bu böyle oldu. 74 oluyor. Bunları değiştirirsek ne oluyor? 84 oluyor. Her neyse arkadaşlar. Bu draft 85 rating oldu. Bakalım bunun rekorları kaçmış arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin rekorlarına bakacağım. 88 var. 88 var. 88 var. Bakalım Team of the Year'da rekorlar kaç arkadaşlar? 96 var. 96 var. 95 var. Yani arkadaşlar bu bugününkiler herhalde 96'lık maksimum yapılmış. Ve 95'lik var. 95'lik yaparsak ilk 3'e girme şansımız var. 95'lik kurarsak bakalım kurabilecek miyiz arkadaşlar? Full ilk 11 oyuncusu çıkması lazım. Bugün çok deneyeceğim. Kazanana kadar deneyeceğiz ya. Hadi bakalım. Mbappe geldi. Hadi abi gerçekten çok heyecanlı oluyor bunlar. 2 tane Mbappe oldu ama olsun, sıkıntı yok. Kimyamızı doldurur en azından derken bir de Ronaldo geldi. Şu anda 3 tane ilk 11 oyuncusu çıkardık. Gerçekten süper gidiyoruz. N'Golo Kante geldi. 80'lerde oyuncu çıkmıyor bayağıdır. Bakalım abi çıkacak mı? İlla çıkar. Bu arada hala çıkmadı ve 96 geldi. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Carvajal yine 90 geldi abi. Bak yüksek bir rating yapabiliriz şu an. Bayağı yüksek bir rating yapabiliriz. Şöyle bir yerlerini değiştirdim abi. Bu arada yanlışlıkla aşağı indirdim. Neyse sıkıntı yok. Böyle bir tane indirsek tamam. Şimdi tekrardan basalım. Ve Van Dijk çok yüksek geldi bu arada. Hadi abi 95'e yaklaştık bayağı. Bayağı bir 95'e. 93. Aa, ne kadar düşük oldu. Arkadaşlar bu normal değil. Ben geçen videoda 94 yaptığımı hatırlıyorum. 94 yaparken bu kadar zorlanmamıştık. Çok yüksek oyuncular geldi. Buna rağmen gerçi 2 tane 90. Demek ki arkadaşlar 90 bile çıkmaması lazım. Öyle bir durum var. Demek ki 90 bile çıkmaması lazım. Hadi bakalım arkadaşlar şuraya bir basayım. Evet. Tekrardan devam ediyoruz. Yeniden başladık. De Gea çıktı. Tamam. Şimdi kalecimiz 95 çıktı. Arkadaşlar şimdi hep böyle 93 ve üstü oyuncular çıkması lazım. Kevin De Bruyne çıktı. Güzel abi. Kevin De Bruyne. Her neyse. Bir daha Kevin De Bruyne çıktı ve 95'lik 3 tane orta saha çıkartabilirsek derken maalesef şimdi 87 geldi. Bu çok üzücü bir durum oldu arkadaşlar ama yine de 93 rating hedefimiz devam etsin. Bakalım belki 93 rating oluruz. Hadi bakalım. 95 yapmaya çalışacağım bugün. Rekoru kıracağız arkadaşlar eğer 95 yaparsak ve liderlik tablosuna gireceğiz. Yani ilk 3'e girmeye çalışıyorum. Bakalım abi girebilecek miyiz? Sergio Ramos da geldi. Bu 92 rating olacak kesin bence. Kesin 92 rating olacak. Kimya belki olmaz ama. Yo 92 ratingde, o 93 rating bile oldu. Ama arkadaşlar maalesef tam olarak olmadı. Yeniden başlayalım bakalım neler olacak. Tekrardan bastım. Kalecimiz bu sefer 93 geldi. Tamam sıkıntı yok. Yavaştan böyle bir daha 90 abi bu sefer işte düştü. Tamam. Bu sefer de arkadaşlar herhalde bu 95 rating olmaz. Bir sonraki draftta geçelim o zaman. Bir sonraki draftta bakalım neler olacak arkadaşlar. Umarım bir sonraki draftta yüksek şey yaparız. Bunu hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Hızlıca yapalım bunu. Marcelo 95'liğini alalım tabii ki de. Hemen bir sonraki kartı da açıyoruz ve 87'lik Gonçalo Guedes, 94'lük, 96'lık Modric. Aslında yüksek de gelmiş ya. Keşke kaleci defans falan da yüksek. Kaleci de yüksek gelseydi. Yok ne düşük geldi abi? Bize bir şey düşük geldi. Hangisi düşük geldi? Ha Walker.
Walker'da keşke yüksek gelseymiş. Kadro gerçekten güzel olabilirmiş. Hadi abi şimdi lütfen herkes 90'ın üstü olsun. Bak 90 da kabul etmiyoruz. 90'ın üstünde olsun herkes. Bakın 96'yı çıkardık, tamam. Şu an rahatız, sakin olalım. Lütfen 91'in altında oyuncu verme lütfen. Tamam, yine 91 verdi. Artık 92'nin altında vermemesi lazım. Güzel gidiyoruz. İstediğimiz şekilde ilerliyoruz. Çok iyi. 95'lik santrafor çıktı. Güzel. Hala 92'nin altında oyuncu vermemesi lazım bu arada. Ama verdi işte. Ay bak, bunu yapmaması lazım. Şu son yaptığı hareketi var ya, bir kere yapmazsa işte o tur biz rekora ulaşacağız. Bakalım abi, ama deneye deneye rekora ulaşmaya çalışacağız. Ben sabaha kadar rekor kırmaya bile çalışacağım abi. Gerçekten yeter ya. Yeter abi. Bir sonraki videoda sabaha kadar belki rekor kırma challenge. Arkadaşlar onu istiyorsanız yorumlara yazın abi. Sabaha kadar deneyelim mi? Yorumlara yazın abi. Eğer evet derseniz deneyebilirim be. Harbiden sizler için güzel eğlenceli bir içerik de olur. 93'lük 120 kimya. Yani abi sabaha kadar dediğim, yani çıkarana kadar video çekeceğim. O videoyu da 10 dakikalık 15 dakikalık bir video haline getireceğim. Ve abicim sıralamaya gireceğiz yani. Sabahtan akşama kadar yaparım herhalde, gireriz o zaman. Cristiano Ronaldo. Bakalım şimdi kim var? Abi 90 vermemesi lazım işte. 90'ın üstünde çıkması lazım kesin. 93'lük Neymar geldi. Güzel abi. Hadi abi bir daha 90. Aslında güzel geliyor. Aslında fena oyuncular gelmiyor. Ama abi şu iki tane bu arada bu sefer 90'ın altında çıkardık. 91'in altında 4 tane oyuncu çıkardık. Bu 92 rating bile zor olur abi. Bu 92 rating bile zor olacak. Yani 92 olacak ama bence yani zorla 92 olacak. Evet bunu da alalım. Evet o 91 oldu. Ben size dedim 92 bile zor olur demiştim başta. Harbiden de zor oldu. Hatta olmadı. Tamam, 95'lik Mbappe'yi aldım. Şimdi arkadaşlar lütfen, çok istiyorum. Lütfen şu bir hedefime artık ulaşayım. Hadi abi ya. Hadi abi ya. De Gea. Messi. Tamam. Abi 85'lik oyuncu çıkmış. Ben ona denk gelmem. Ben ona dikkat etmemişim ya. Abi 85'lik oyuncu çıkmasın artık. Gerçekten istemiyorum şunu. En az 90 versin bak. Bak ya. Gerçekten çok bozdu şu an. Bayağı bir bozdu şu an. Yani hepsi 95 üstü bile olsa hiçbir işimize yaramaz ki. Hepsi 95 üstü olur mu? Olmaz. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey belirledim. İlk 3 açtığım oyuncu 95'i geçerse bu olacak abi. İlk açtığım 3 oyuncu 95'i geçmesi lazım. Ki ilk oyuncudan 93 geldi. Ya 3 kere üstte 95'i geçirmemiz lazım abi. Birinci de geçti. Tamam, 95 ve üstü. İkinci yine geçti, 95. Üçüncü 96. 3 kere üstte 95 ve üstü çıkardık. Hadi abi 96 bir tane daha. Çok güzel abi. Hadi. 4 kere üstte 95'in üstünde çıkarmamıza rağmen arkadaşlar gerçekten çok sinir bozucu bir şekilde yine 90'ın altında oyuncu çıktı. Ne güzel, ilk kurduğumuz kadroda 90'ın altında oyuncu yoktu. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Ne güzel yoktu abi hiç ya. Ne güzel. Vallahi çok güzel de gidiyorduk. O kadro çok da güzel olacaktı. Bak 93'e 120 çıkıyor hep. Lütfen abi artık 94 rating bari yapalım. Bari 94 rating yapalım. Haydi. 95 geldi. Güzel. Bakalım abi. Hadi hadi hadi. Abi yapma şunu ya. Gerçekten yeter artık. Artık olsun. Hepsinin 95 üstü çıkması lazım da o da çok aşırı zor. Baksanıza yani gerçekten hiç çıkmamaya başladı. Hadi abi hadi abi hadi abi, yüksek bir oyuncu. Ve bom. Hadi abi. Daha yüksek oyuncular istiyoruz. Daha yüksek oyuncular istiyoruz. 95'lik. Ramos Ramos. 94'lük Marcelo ve hemen açalım abi. Hemen hiçbir şey çıkmadı zaten. Of. Hadi. Hadi abi bak, bunu bence halledebiliriz. Bence bunu halledebiliriz. Bence bunu halledebiliriz. Bence bunu halledebiliriz. Bence bunu halledebiliriz. Kaleye Team of the Year, yani çıkabilecek en iyi oyuncu kaleye çıktı. Santrafor'u da ver abi. Hadi abi işte bu, 97'lik Ronaldo çıktı. İşte budur arkadaşlar. 97'lik Ronaldo da çıkabilecek en yüksek oyuncuydu. Abi iki kere üstüne çıkabilecek en yüksek oyuncuları verip sonrasında 90'ın altında oyuncu vermesi gerçekten çok üzücü bir durum. Çok moral bozucu bir durum ama yapacak bir şey yok. Ve yine 90'ın altında oyuncu verdi. Her neyse arkadaşlar, devam. Oba, 95 De Bruyne ve 96 Modric. 96 Modric'i aldım. Yine güzel oyuncu çıktı abi. Gerçekten güzel gidiyoruz aslında ama iki tane 90'ın altında oyuncu çıkarmamız bizim için çok büyük sıkıntı oldu. Hatta 3. 90'ın altında oyuncu. Çıkan yüksekler çok yüksek çıktı. Yine yüksek oyuncu çıktı. Düşükler de 90'ın altında çıktı işte. 90'ın altında olmasalardı. Ki bakalım abi hadi. Abi 85'i çok zor görüyoruz arkadaşlar. Bu oyuncu bu arada 96 falan olsaydı çok güzel olacaktı.
Yani şunun yerine bir de Marcelo çıksaydı gerçekten efsane bir şey olacaktı ama maalesef olmadı. En azından 94 ratingini görmek istiyordum ki maalesef arkadaşlar galiba o 94 ratingi de göremeyeceğiz. Bakalım. Son kez yapıyorum bu arada. Bir tane de normal yapacağım. Sonrasında arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Hadi abi. İşte bu 96'lık Ronaldo geldi. Güzel. Maalesef gelemedi. Bir gelseydi 75'liyi aldım abi. Gerçekten yani zaten olmayacak bir şey. Yine 90'ın altında oyuncu çıktı. Oha, hepsi 90'ın altında çıktı arkadaşlar. Neyse geri çıkalım. Normal draft'ın rekorlarına bir bakacağım. Arkadaşlar 87, 86 ve 86 var. 87, 86, 86. Bakalım biz kaç kuracağız. Görelim arkadaşlar. Hedefim 82 kurmak. Çünkü buna elit çıkmadığı bile oluyor. Ki 86'lık oyuncu çıktı. Güzel. 88. 2 oyuncu güzel çıktı aslında. Gerçekten güzel gittik. Abi niye 81'liyi aldım? Sanki bilgisayarda oynuyormuş ya, konsolda oynuyormuş gibi pozisyona uygun olanı aldım ya. Gerçekten neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Her neyse. Yani 82 rating demiştim. Olacak gibi 82. Bakalım olabilir yani. 82 bu tur olabilir. Hop 88'lik Arias. 79-82 olacak ya bence. Ama bir tane elit kaleci bari versin artık. Kaleciyi verdi, tamam elit verdi. 82 rating oldu. Şimdi de bir de 83 deneyelim. Sonra da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Haydi bakalım. 89'luk Loris geldi abicim. Team of the Year adayı. 73 geldi. Yok abi yok. 83 çok zor olur. 83 aşırı zor olur. Şu 73 bizi tamamen bitirdi arkadaşlar. Bu 73 yani var ya bizi yok etti. Ve 70'lik oyuncular çıkmaya tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gerçekten süper bir şekilde. Abi gerçekten çok üzücü. Oha 92'lik vardı çıktı ama maalesef aşırı kötü oyuncular çıktığından dolayı biz bittik. Gerçekten. Ve son paket. Yani Vardy falan bile çıktı ama maalesef 82 rating bile olmadı arkadaşlar. Birazcık kimya bari yapardılar mı acaba diye düşündüm ama yok. Hiç kimya falan yok. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videolarda arasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Cube TV'yi takip edin arkadaşlar. Her gün yayın yapmaya çalışıyorum. Haftada bir gün falan yapmayabiliyorum bazen. O da bugüne denk geldi arkadaşlar. Her neyse, şuradan kanala abone olmayı ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Haydi bakalım, Cube TV'den aşağıdan takip edin. Videoyu da beğenin. Ve bay bay.